Arkadaşlar ben Sercan. Bugün sizlerle beraber mod tanıtıyoruz. Evet, mod tanıtıyoruz. Bugün ETS2'de tabii ki de hepimizin bildiği enişte arabası modunu tanıtıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Enişte arabası modunu tanıtıyoruz gençler. Bugün Fiat Doblo modu. Tabi bu modifiyeli hali. Şimdi modifiyesi halini de göstereceğim size, hemen şuraya bir çekelim. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün ETS 2'de bana servis. Fiat Doblo modunu tanıtacağım. Bir tane daha mod var. Trafik modu. Türk arabaları var. İşte Fiat Doblo. Normalde burası farklıydı. Ben değiştirdim burayı. Şimdi çıkartamıyorum. Neyse arkadaşlar, bunlar arabanın yüksekliği veya şu arka pencere falan, işte gördüğünüz gibi hani arkası. Ben dışarısam bunu seviyorum, hani basık olması daha hoş benim için. Hani bunlar böyle zaten. İç mekanda, şimdi bak bunların hiç fark yok, başka hiçbir şey yok. Ve işte yazmışlar, bir fark boşuna seçimi kaldırmaya uğraşma. Ondan sonra boya kısmını ben beyaz yaptım. Gelelim aksesuarlar, en çok sevilen yerlere. Şimdi normalde gençler burada hiçbir şey yoktu. Beyaz tampondu. Pardon, beyaz kaputtu sadece. Sadece ben buraya siyah şey ekledim. Ne bileyim, Doblo da yapabilirsiniz. Ne yazıyor orada? Ya Doblo yazıyor. Ananın yeri yazıyor. Yani, harbi ananın yeri mi yazıyor orada? Vallahi ananın yeri yazıyor gençler. Burada İngilizce bir şey yazıyor. Ben zaten bu siyahı tercih ettim. Çok hoş duruyor. Burada zaten alt taraflar da şu siyah, beyaz. Burada gölgelendirilmiş beyaz. Bu alttaki şu siyah çubuğu. Şu masmal siyah çubuğu ekliyor bu. Hani başka bir şey yok gördüğünüz gibi. Sonrasında bunlar plaka zaten. Şu üst taraf hani şey falan eklemek isterseniz, şahsen ben eklemek istemiyorum, taksiye falan var. Bunların ne olduğunu çözemedim. Ha, arkaya şunları ekliyor. Şu şeyi. Onun üstünde pek bir dalgası yok. Buradan, pardon, lastik değil. Buradan jantları değiştirebilirsiniz. Şöyle öyle kendi jantından. Ben şahsen bunu seviyorum. O yüzden ben bunu... Şimdi benim en sevdiğim şeye geliyoruz gençler. Burada radyoyu bile değiştirebiliyoruz abi, gördüğünüz gibi radyoyu bile değiştirebiliyoruz. Ben radyoyu bunu yapacağım büyük ihtimalle. Sonrasında burada hani böyle televizyon falan ekleyebiliyoruz, navigasyon, televizyon. Şahsen ben navigasyonu eklerim. Burada telefon veya kitap, ben buraya kitapları koymayı tercih ettim. Çünkü telefonu buraya koydum. Ya kitapları koyuyorsunuz ya da telefonu koyuyorsunuz. Buraya da yastığı koydum gençler. Çok hoş durdu. Bu da zaten kahve var burada da. Normalde burası böyle boş ama koyduğum zaman kahve var. Onun üstünde başka göstereceğim bir şey ya. Şu ayna var. Ya arkaya ya da tam sizi gösteriyor. Onun arasında arka tarafta. Şöyle göstereyim içine. Arka tarafta bir şey yok. Benim gibi. Bunun gibi gençler başka bir dakika. Dikiz aynası. Vay, bak ben bunu daha yeni keşfettim. Bu ne abi? Bunun ne olduğunu anlamadım. Ama bak bu güzelmiş abi, bu dursun. Gerçekten gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir mod. Yani simülasyon Türk'ün buradan ellerine sağlık, harika bir mod olmuş. Ben çok bunun navigasyonumuz zaten, istersek çıkartabiliyoruz. Şöyle bir turlayalım arabamızla. Şöyle kısa bir yere gitsek olur ya. Neredeyiz biz? Harita gelsin. Harita bekleyin. Şimdi biz Strasbourg'dayız. En güzel neresi buradan? Evet, şöyle Mes'e gidelim abi. Mes'in garajına doğru. Kaza yapmadan umarım. Şöyle bir. Yalnız şeyde İbrahim'in orada sinyaller gözükmüyor bu arada gençler. Ona dikkat edin. Yani neresine verdiğinizi unutmayın. Gerçi sinyal de o kadar önemli değil de. Ben sinyallerdeniz. Yani siz unutmayın. Ben diyeyim. Şöyle dışarıdan sürmek gerekirse gerçekten çok hoş duruyor araba falan.
Hani tek sıkıntısı Allah parası. Abi ikinci şeyden sürmek çok sıkıntı bence. Beş olmuş tamam. Güzel. Şimdi gençler bir tek sıkıntısı ikinci kameraya geçtiğinizde oyun birazcık kasıyor. Kameradan daha fazla. Sebebini ben de söylemedim. Belki benim bilgisayarım kanalda olabilir. Ben şu an mouse oynuyorum bu arada. Tabii şöyle göstereyim. Onun dışında bence gayet güzel bir mod. Ben beğendim. Şahsen. Hani her şeyle güzel. Kimi? Ben bunu neyden yedim? Radar yoktu, bir şey yok. Polis arabası vardı gençler. Ben daha demin polis arabasının yanından geçtim galiba. Abi, polisten ceza yedim. Şöyle bir durayım abi. Polis arabası mıydı? Polis abi. Gördünüz mü gençler? Polis arabasıydı abi bana vuran daha demin için. Ve bu şey Türk arabaları trafik modu olduğu için dur az daha kenara gideceğim. Motor arızası bir dakika bir gördüm daha hoş ya. Gördüğünüz gibi gençler. Hani güncellenmiş arabalar bunların hepsi. İzin vereceğim abi ben yola çıkayım mı? Senin peşine çıkarım ben tamam. Birazcık trafik yoğun. Şu anda evet arkadaşlarımız zaman arabanın içi şenleniyor. Güneş batarken gözümüze vuran güneş. Bence mod çok güzel abi. Fiyat bulamadım. Ben çok beğendim açıkçası. Polis yanına gel. Geçeyim de bir daha ceza kesmez. Bir daha yedim abi ya. O 80 de gidiyormuş. Amının peşine yapıştırırım. Şimdi polis buralardayken biz yapma lazım. 90 diyor. 90 kadar çıkarız biz. Abiciğim bunu. Tamam. Tamam. Şimdi makası atayım sana. Hadi eyvallah görüşürüz. Şimdi şey yapmasın da şöyle bir dakika ben F2'den bir tedarik atacağım. Ne bileyim beni rahatsız ediyor onlar böyle bakmak daha hoşuma gidiyor benim. Anlamadığım bir şekilde. Daha hoş bence. Bizim durumumuz ne? Az ama o önemli değil. Yani bence güzel mod. 3'ten baktım. 4 5, 6, 7 yandan açı. Sinematik mod. İşte sinematik modun zararları abi. Süremiyorsan sinematik modda kullanmayın arabayı. Bizim zaman için. Hatadır. Ya şu an görüntü bence çok güzel bir görüntü. Şu anda. Muhteşem ya. Açalım iyice. Fiyat doblo. Şu anda 120-140 ile gidiyoruz. Şu an doğru mu? Evet. 146-150 ile gidiyoruz. Polis görsek sıçtık yani. Oldu. Şurada. Hani sürüşü de çok zevkli. Hani gidişi. Tek sıkıntısı birazcık mekanikleri var. Bak. Hani multiplayer oynayanlar bilir. Çıkada kadar kötü değil. Ama hani bir araba da değil. Mekanikleri ne oldu? Motor arızası. Hani ama mekanikleri bir arabada değil yani. Olmasını da bekleyemeyiz gerçi. İşte şimdi 36 dolar. Tamam oldu hadi. Normal direksiyon setiyle oynayanlar için. Güzel oldu. Duydunuz mu sesi? Abi dediniz güzel sesti. Ettim araba. İyi de. Bundan sonra gençler daha fazla ETS 2 modu için şey yapabilirsiniz. Bunda şu anda 2 tane mod var. Fiyat doblanın linkini unutmazsam aşağı bırakın. Eğer unutursam da yorumlarda sorun. Her türlü atarım zaten linkini. Kurulumu da zaten çok basit. Belgelerinden Aerotraction evet benzerim bitiyor. Şeyden Aerotraction 2 sorularına giriyorsunuz. Belgelerinden. Orada mod klasörü var.
çalışıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Daha basit. Ya yolumu uzattım ben artık. Biz şu an en güzel olanı yazacağım. Hoppala, ne yaptım ben? Buradan geri dönmem lazım. Ya Hacı mi buradan, ben nasıl geri dönüyorum? Daha şöyle bir şey yapacağız. Abi ya. Hacı buradan mı girecekmiş? Ağzını. Şu anda geriye doğru gitmeye çalışıyorum. Ben yolları iyice karıştırdım ya. Benzinim de bitiyor zaten. Kafayı iyice gitti. Hadi abi. Ah tamam. Tam böyle dönünce tamam. Tam bulduk ya. Şöyle tamam. Ne kadar yolumuz var? 25 kilometre. Benzin bizi götürür mü? Zannetmiyorum abi benzin bizi götüreceğini ya. Ama gittiğimiz yere kadar artık. İşte bir yerde benzinin olması lazım. Şart yani. Yoksa ne yedik? Yoksa gel çok hızlı gitti burada. Valla burada. Azıcık hızlı bitti. Sinyallenmeyi durdurdum. Neyse şuradan yapıştıralım. Kaç kaldı? 7. Diye bir tek almamış. Hızlı geldik zaten bayağı. Ne? Neye çarptık beyler arkadaşlar? Ha abi tümseye falan çarptık yani. Ne oluyor abi? Araba da yok. Neye vurdum ben? Allah Allah. İki tane garip olay yaşadık üst üste. Çözemedim ben neler olduğunu. Abi nasıl yazıyorsun kazayı ya? Sen nasıl yazıyorsun ya? Şöyle. Yok artık ya. Abi yok artık ya. Abi gençler görüyorsunuz bu olayı. Abi böyle bir şey yok yalnız. Abi şaka gibi ya. Abi içeri girerken arabaya dedim abi tır mekanikleri var. Normalde ben Scania'yla da öyle dönüyorum. Hiç öyle, böyle bir şey olmamıştı daha önce. Şimdi denk geldi demek ki. Şu 10 alalım zaten çok güzel. 300 dolar verdik. Şurada hemen. Radar geç buraya. Biraz nereye gidelim? Hadi. Şunu da çıkmayacağım. Kusura bakma kardeşim. Ha benzin azıcık doldurmuşlar yine. Benzin kutusunu kilitlediler. Tamam sen yavaşlayacağım. Tamam döndüm bu sefer. Şimdi sürmeye bilme falan diyecek arkadaşlar için haklılar. Yani dönemedim. Yapacak bir şey. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bana bakan olan en seviyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.